Ya Rabbim, sen bize inayet eləmisən ki Fatimeni tanıyırıq. Fatimenin balalarını tanıdığımıza göre ya Rabbim, ya Resulallah, sana teşekkür ederim. Yoksa Hanım Zehra meclisine gelenlere sizlere teşekkür etmek benim işim değil. Onu bu meclisin sahibi inşallah size diyecek. İmam Zaman Ağa kapıda kalıp diyecek, teşekkür ederim anamın meclisine gelmiştiniz. İnşallah Allah bu mərifətdən, bu kapıdan ayrılmağı bizlere nasip eləsin. Allah dünya ve ahiret Hanım Fatime-i Zehra'dan, babası Resulullah'dan, eşi Hazreti Emir el-Mumininden, 11 məsum evladından bizlere ayrı salmasın inşallah. Allah Teala o şehadet məqamına yetişen bütün İslam şehitlerine gani rahmet eləsin. Özellikle de İslam coğrafyasında bu günümüz, dünənimiz ve bundan sonra ne kadar şehitlerimiz varsa Allah hepsine rahmet eləsin. Özellikle de kaç gün önce vatan torpaqlarımız için de şehit verdik. Allah onların da ruhlarını şad eləsin. Allah Teala bu programları bizlerden âli derecede kabul eləsin. Bu program Kölün cemaatinin ümmet olarak hamımızın yaptığıdır. Elhamdülillah biz Kölün Əhli Beyt camisi anlamından çok çok dışarıya çıxdıq. Ve değerli ustadımız Hacı Ağayı Vəkilin Allah ruhunu şad eləsin, Allah mekanını cennet eləsin. Ondan öğrendiğimiz o vəhdət sözleriyle, ondan öğrendiğimiz o güzellik kurallarıyla bu yola çıxdıq. Elhamdülillah. O ağa həmşə deyərdi, Seyid, get Pülhaim'da da bizim iğdırlı qarşılarımız var. Onları da bura gələ bilmirlər, get ora. Get Remşahit'a, get filan yere. Onun emriyle bir çox yerlere getdik. Elhamdülillah. Erbeynimiz 6 kişiyle başladı. İndi 70-80 kişi. Filan ne bileyim meclislerimiz 5-10 kişiyle başladı. Elhamdülillah buralara geldik. Niye? O kişinin pak nefesiyle. Bu Seyyid Mirbağir'in gücü değil. Bu sizin, benim gücüm değil. Bu bir tane duanın gücüdür bizleri buraya getirip. Bugünleri gençlerimiz inşallah göreceğiniz bu güzellikleri, bu programları icra edibler. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara süt veren analardan razı olsun. Allah'a and vere izzet-i celalına hatir. İnşallah bizleri dünya ve ahiret Fatime-i Zehra'dan ayrı salmasın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şehitlerimizin, İslam şehitlerinin, vatan din şehitlerinin, Hacı Ağayı Vekili kimi Rabbani, takvalı alimlerimizin de pak ruhuna ve size süt veren Hüseyin Hüseyin Mektebini öğreden analarımızın, babalarımızın, terbiye veren babalarımızın ruhuna selavat diyelim inşallah. Fatıma ise Allah'ın seçtiğidir. Allah'ın laneti onun katilleri ve düşmanların üzerine olsun. Değerli dostlar, İmam Ali Aleyhisselam'dan başka bir rivayette ise Hasan ve Hüseyin bu ümmetin iki torunudur. Onlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin baştaki iki gözü gibidirler. Ben ona göre bedendeki eli gibiyim. Fatıma ise bedendeki kalbidir demiştir. Değerli dostlar, programımızın bu bölümünde organizasyon grubumuzun
tiyatroda görevli olan arkadaşlarımızın Hazreti Fatıma annemizin Son Anları adlı tiyatro oyununu sizlere sergileyecekler. Genç kardeşler almış, el işleriyle ilgilenirken buldu. İmamın kalbi onu sağlıklı olduğu zamanlarda yaptığı işleri yaparken gördüğünde şefkatle doldu. Henüz sağlıklı değilken neden bu işleri yapıyorsunuz ey Resulullah? Çünkü bugün hayatımın son günü. Ayrılık vakti. Gelip çattı ayrıca. Ölüyorum. Ağlama. Hasta canım canına kurban ayrıca. Ölüyorum. Ali, bu şehirde tek kalacaksın. Yardım edenin yok. Gözümün nuru. Kaygılı ölüyorum. Çocuklarımın başlarını verip sinirini yıkadım. Onlara son kez kendilerimle yemek yaptım. Yakında annesiz ve yetim kalacaklar. Gülistan'ım solacak. Bunu nasıl öğrendin Zehra'cığım? Ya Ebu'l-Hasan, rüyamda babam Resulullah'ı gördüm. Bana söz verdi. Ve annesinde bana ilk uyanın ben olacağımı ve kararlaştıran şeyi gerçekleşeceğini bildirdi. Öyleyse Allah'ın emrine sabret ve iradesini kabul et. Ey amcamın oğlu, gerçekten ölüm haberini aldım. Yakında babamla buluşacağız. O yüzden sana son dileklerini bildirmek istiyorum. Ve içimden gelenleri demek istiyorum. Çocuklar, çıkın ve bizi annenizle yalnız bırakın. Ne istiyorsan söyle, ey Allah'ın peygamberinin kızı. Ey amcamın oğlu, seninle yaşadığım sürece sana hiç karşı gelmedim, sana hiç ihanet etmedim. Benimle yaşadığın sürece seni hep desteklerim. Allah'a sığınırım. Sen Allah'ı en iyi bilen, iyilik ve takva sahibi, cömert, Allah'tan çok korkan birisi. Allah'a yemin ederim ki bana karşı gelmişsin diye seni kınayacağım bir davranışın olmamıştır. Senin ayrılığın ve seni yitirmen bana ağır geliyor. Ancak bundan kaçınmamız mümkün değildir. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ı kaybetmekle yaşadığım musibetimi yeniledim. Senin ölümün ne elem verici, ne yaralayıcı ve ne hüzün verici bir musibettir bu. Bu musibet karşısında hiçbir teselli beni teskin etmez. Hiçbir taziye unutturmaz bu acıyı. Bu ne bir yıkımdır ki geride hiçbir şey bırakmıyor. Sonra birlikte uzun süre ağladılar. İmam Fatıma'nın başını göğsüne koydu ve şunları söyledi. Bana istediğini vasiyet et. Bana emrettiğin her şeyi yaptığını göreceksin. Senin emrini, senin işlerini kendi işlerime tercih edeceğim. Bana karşı sergilediğin bu davranıştan dolayı Allah seni hayırlı ömürlendirsin. Ey amcanın oğlu, öncelikle sana şunu tavsiye etmek istiyorum. Benden sonra kız kardeşim kızı Ümame ile evle. Çünkü o gerçekten çocuklarıma iyi gelecekti. Zira erkekler kadınsız edemezler. Evlendiğinde bir gün bir gece eşine, bir gün de bir gece çocuklarıma ayırın.
gönderse. Onları azarlama. Çünkü onlar teselli edilen yetimler haline geldiler. Evlatlarımın yüzüne bağırma. Kanadı kırık, kimsesiz yetimler gibi. Görmesinler kendilerini. Dün büyük babalarını, bugün annelerini kaybedecek. Onları övdüren ve onlara karşı düşmanlık besleyen topluluğun vay haline. Ey amcamın oğlu, başımda ağladıktan sonra beni yıka. Vücudumu açma. Çünkü ben temiz ve temizlenmişim. Üzerime babam Resulullah üzerine düştüğümüz kan buradan kalındı. Bana haksızlık edenlere cenazemi göstermemeni vasiyet ediyorum. Onlar benim Resulullah düşmanlarıdır. Onların ve onlara tabi olanların cenaze namazımı kılmalarına izin verme. Namazını kıl. Sonra akrabalarımdan diğerleri peş peşe gelip kılsınlar. Beni gündüz değil, gece değil, açıkça değil, kimse görmeden gizlice bekle. Kavrimin üzerindeki toprağı düğüm düzey. Yüzüme tara, başucumda otur. Çok Kur'an ve çok dua okur. Çünkü bu anlar ölümün dediğiyle hissetmeye muhtaç olduğu anlardı. Gerekirse ağlay isterlerim, aksın gözyaşların. Çünkü ayrılık günüdür ey Betül'ün yoldaşım. Yalvarırım sana, çocuklarımın da selamıyla. Özlem artık onların yoldaşıdır. Benim için de ağla, çocuklarım için de. Beraber ağladıktan sonra İmam Ali Hazreti Fatıma'yı yerine uzatır ve çıkar. Esma binti Ümeyt yanlarına gelir. Allah'ım.
Ayşe değil. Göz kapakları yumuldu. Elleri yana düştü. Ayakları boynu boyunca uzanıverdi. Ey Resulullah'ın kızı! Cevap vermedi. Ey Resulullah'ın kızı! Ey Resulullah'ın kızı! Odaya gelip yüzündeki örtüyü kaldırdı. Fatıma hayattan ayrılmıştı. Üzerine kapandı. Bir yandan öpüyor, bir yandan da şöyle diyordu. Babam, Resulullah'ın yanına gittiği zaman Esma bin Tümeyse selam söyle. Çocuklar eve geldiklerinde annelerinin üzerini örtülmüş olduğunu gördüler. Dediler ki, ey Esma, annenin bu kalpte neden yatıyor? Ey Resulullah'ın oğulları, anneniz uyumuyor, o bu dünyadan gitti. Hasan annesinin üzerine kapandı. Bir yandan öperken, bir yandan da şöyle diyordu. Hüseyin annesinin ayaklarını öpüyor. Ben oğlum Hüseyin. Kalbim çatlayıp ölmeden önce konuş benimle. Ey Resulullah'ın oğulları. Gidin babanıza annenizin vefat ettiğini söyleyin. Hasan ve Hüseyin Mescid'in yakınlarına kadar geldiler. Artık kendilerini tutamayıp yüksek sesle ağlamaya başladılar. Bu sırada bazı sahabeler yanlarına gelip neden ağladıklarını sordular. Annemiz öldü dediler. Bunu duyan bir şüphe olmadığına ve Allah'ın kabirdekileri dirilteceğine tanıklık ediyor. Ya Ali, ben Muhammed'in kızı Fatıma'yım. Dünya ve ahirette seninle olmam için Allah beni senin değerlendirdi. Sen başkalarından bana daha yakınsın.
Geceleyin cenazeni yıka, secde uluslarıma hanut koy ve beni kefende Allah'a ısmarlıyorum. Kıyamet gününe de evlatlarını selamlıyorum. Çocuklar, çıkın ve bizi annenizle yalnız bırakın. Sen de çık Hüseyin. Hasan, Zeynep ve Ömür Gülsüm gitmek için hareketlenirken Hüseyin olduğu yerde başını sağa sola sallar. Hüseyin, sen de çık. Hüseyin tekrar başını sallar. Eğer şimdi çıkarsan dışarı, beni onu ölü olarak bulursun ey babacığım. Bırak annemin yanında kalayım. Hasan, Hüseyin, Zeynep, gün büyüyorsun. Gelin ve son kez annemizi ziyaret edin. Çünkü bu ayrılma anıdır ve buluşma cennette olacaktır. Çocuklar teker teker annelerinin üstüne yağmur damlaları gibi düşer. Konuş benimle ey haddiciğim. Ben senin aziz süsleyinim. Ümmü Gülsüm, babacığım ya Resulallah, işte şimdi seni bir kez daha buluşmamak üzere gerçekten kaybettik. Cebrail, İmam Ali'ye sesleniyor. Ey Ali, çocukları al Zehra'dan. Allah şahidim ki gökteki bütün melekleri ağlattılar. Allah'ım, bu peygamberin kızı Fatıma'dır. Onu karanlıklardan nura çıkardın. Böylece her tarafa aydınlattın. Ben cerrahi her derdimi senden böleydim, bölmedim. Ay balalarımın anası.